Trabzon'dan herkese merhabalar. Ben Samet, kanalıma hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olup beğeni bırakırsanız çok sevinirim. Bana destek olmuş olursunuz. Abone olmak ücretli değildir. Bu videoyu arkadaşlar 11.00 için çekiyorum. Sabah yok mu video, artık daha gelmeyecek mi 11.00'da diyen takipçilerim için çekiyorum. Yazıyorsunuz bana eski düzene geri dön, yeni düzeni bize uymadı diye, ama arkadaşlar bir böyle gidelim, bir deneyelim akşam saatlerinde video paylaşmayı. Olmazsa sabah saatlerine, yani 11.00'a dönüş yaparız. Evet, bugünkü videomuzun konusu ineklerle alakalı olacak. Birkaç video evvel paylaştım ya, inekleri satıyorum, yeni inek alacak mıyım diye. O videoda da yeni inek alacağımı söylemiştim. Instagram'dan yazdınız, YouTube'dan yazdınız, abi alacaksan saf simental al, ithal simental al, hatta secereli simental al diyeniniz bile oldu. Ben de ara ara bu simental konusuna değiniyorum. Neden almıyorum diye. Birincisi, çok pahalılar. Birinci sebebim bu. İthal simentaller çok pahalı. İkinci sebebim, ben bu işi Trabzon'da yapıyorum. Trabzon ve Karadeniz bölgesi biliyorsunuz çok engebeli, dik, yokuş. Yani insan evladı bile yürümekte zorluk çekiyor arkadaşlar, dağda bayırda. Ki kaldı simental, ithal simental en az 600-650 kilogram canlı ağırlığa erişiyor. Yani buralarda meraya çıkma şansları hiç yok. Üçüncüsü, sütü bunların yerini tutmuyor. Trabzon'da %90'ı Jersey bakar. O yüzden süt kalitesi çok yüksektir. Yani ben simental'in sütünü piyasaya soktuğum zaman muhtemelen bir alan bir daha beni aramayacak. Bu üçüncü sebebiydi. Başka sebebi var mı? Yok. Başka sebebi yok. Bu üç sebepten dolayı o tarzı toplara girmiyorum arkadaşlar. Hatta saf bırak ithal simental almayı, İthal Jersey bile alamıyorum. 30 bin lira diyorlar arkadaşlar. Bu yurt dışından gelmiş ithal Jersey'lere. 30 bin lira diyen var, 32 diyen var. Toplu alıma 28 bin lira diyen var. Böyle şaşıp kalıyoruz. Yani o toplara girmeye gerek yok. Benim alacak olduğum inek 13-15 bin lira. Baba, en baba yani 15 bin liraya çıktı mı? Amenna. Yapacak başka bir şey yok. O hayvan 30 kilo süt veriyor. Aa, benim kızım ilk doğurumda 22-23 litre süt verdi. Yeter bize yani. Aa, bu 25 litreyi buldu. Tamam. Sakin ol. Lütfen, please. Burada da yeni düzenleme yaptım. Görüyorsunuz. Bakın. Bunlar şimdi kavga ediyorlar biraz ama alışırlar. Bunlar tamam, satılmayacak olan. Bu yeni doğum yaptı. Bu gebe değil. Kurbana veremiyorum onu. Kıyamıyorum. Bu kalitede biraz zor düşer elime daha inek. Bunu kurbana ayıramıyorum. Bir daha tutacağız onu mecbur. Ay kızı ve yaz gülü. Gül beyaz şu üçü kurbanlık. Bunları böyle samana vuracağım artık. Sütlerinde yavaş yavaş keseceğim. Bese çekeceğim onları. Bir düzen getireceğiz arkadaşlar çiftliğe. Şimdi akşam saatlerindeyiz. Bir an önce sağıp eve gidelim. Mübarek hava şu anda yağıyor. Duyuyorum sesi. Aha. Sabah kalktım, kar. Akşam oldu, hala daha yağıyor. Bakın, tepeler kapatmış kardan. Gözükmüyor bile. Paşa bile soğuktan daha gık çıkaramıyor. Gık. Sesini duymadım kaç günden beri soğuktan. Hayvan mayışmış. O yüzden bir an önce işimizi bitirelim, eve gidelim arkadaşlar. Şimdi makineyi çalıştıralım, sağ olun. Bakın arkadaşlar, az önce dışarıyı gösterdim size ya. Daha ikinci ineğe sağana kadar, aha. Allah Allah. Ya, baksanıza şuraya ya. Ortalık beyazlamaya başladı arkadaşlar. Bir şey değil, çiftlikte kalacağız. Anam. Bu mübarek. Neydi bu sene böyle ya? (Gülüyor)
Yani bu yazda kuraklık var diyenin anını karıştırırım artık ha. Bu kadar kara yağmura. Baraj, maraj, yeraltı kaynakları her şey dolmuştur herhalde. Baksanıza ya. 10 dakika olmadı. 10 dakika. Yukarılara yağıyor dedik. Yukarıları kar kapattı dedik. Kar sesimizi duydu buraya geldi. Neyse işimizi bir an önce halledelim de. Gidelim. Paşa! Ne oldu paşa? Ya işte böyle bu işler paşa. Poşerin morali bozuk. Havlayacak kimseyi bulamadı. Yabancı yok ya, canı sıkılıyor. Ay, üşüdüm arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi ikinci ineğimizi sağıyoruz. Sağmışımız bitti arkadaşlar. Şu zühtüyü de yedirelim. Yedi bela zühtü. Şuradan dışarı atlamaya çalıştı resmen ya. Dünkü videomda görmüşsünüzdür. İzlemeyen arkadaşlar dünkü videoma bakabilirler. Şuradan dışarı atlamaya çalışıyor. Vur oğlum bakalım. Hadi bakalım oğlum. Hadi. Hadi bakalım. Hep böyle ya. Hep böyle ya. Hep. Ya azıcık durur da, azıcık hayvan durur da yatar bir şey yapar. Hep böyle. Nasıl dayanıyor kafası? Yani başı da mı ağrımıyor? Bir yeri de mi ağrımıyor? Anlamıyorum ki. Hadi bakalım. Zühtü. Zühtü sağ olsun. Aratmayacak babasını bize. Babasının yerine geçecek olan muhtemelen budur. Ha, daha var doğacak olanlar. Buzağlar doğacak olanlar var. Bilmiyorum erkek olur mu? Ama şu anda tek varis düştü. Hop. Salya sümük en bakalım. Hadi. Zühtünün yeri kuru. Hiç ıslatmamaya çalışıyorum hani arkadaşlar. Bakın üstü başı kupkuru. Islak hiçbir yeri yok. Geçen ıslattım hayvanı. Geçenki videomda bak biliyorsunuz. Şimdi dikkat ediyorum. Tamam. Çiftlikte işimiz bitti arkadaşlar. Eve gidiyoruz şimdi. Çiftlikte işimiz bitti arkadaşlar. Hey! Bunlar mecbur uyum sağlayacak. Yerim yok yani. Onu oradan ayırıp başka bağlamaya yerim yok. İkisi de boş. İkisinde de bebek yok. Gebelerden uzak tutmaya çalışıyorum onları arkadaşlar. Yani sıkıntı olmaz. Alışacaklar. Bakın yiyorlar hep birlikte. Şu üçü dediğim gibi kurbanlık. Daha geri dönüşü yok. Ha şunu da söyleyeyim sizlere. Bakın. Hani kurbanlık dedik de biz bunlara gebelik baktırmayacak mıyız? Kesinlikle baktıracağım arkadaşlar. Sakın aklınızdan öyle bir şey geçmesin. Şunu baktırmayacağım gerçi. Bunu hiç tohumlamadık. Bu tarafa böyle tosun kaçması da olmadı hiçbir zaman. Hüsnü buralara hiç giremedi yani. Girse haberimiz olurdu. Bunu baktırmayacağım. Gülbeyaz'a baktırmayacağım da şu ikisini kesinlikle baktıracağım. Hatta üçünü, şunu da baktıracağım. Sürmeliği. Gebe olma ihtimalleri var. Onu söyleyeyim. Hani cara geçirdi, asma geçirdi, kan geçirdi diye %100 bir şey yok. Gebe olma ihtimalleri var. İnşallah bakarsınız üçünden biri gebe çıkar da mutlu oluruz. Ama eğer kısırsalar yani boşsalar kesinlikle kurbanlık. Allah izin verirse bu kurbanda da keseceğiz bu üçünü ve Hüsnü'yü. Toplamda 4 tane ineğimiz olmuş, kurbanlığımız olmuş olacak. Kararım kesin artık. Tamam, daha geri dönüşü yok. Ben elimden geleni yaptım arkadaşlar. Bakın düşük yaptı, tohumladık. Cara geçirdi, muhtemelen boş. Bunu da tepiyor, hala daha tepiyor.
iyi inek, güzel inek dedik, yağlı inek dedik şeyi, ay kızı. Ama doğum yapalı 6 ay oldu neredeyse, 6-7 ay oldu. 2,5 aylık gebe zannediyorduk onu. Cerrah, kan, man, bir sürü bir şeyler geçirdi. Bu da tamam gidici. Buna kıyamam ama bunu bu duracak. Bunu bir şey edip gebe hale getireceğiz artık. Sürmeliyi. Hey. Neyse gidelim. Hadi bakalım. Kar durdu. Şu anda kar yağmıyor. Bu arada teleferiğimiz yapıldı. Teleferikle gideceğim bugün. Aslında kar yağmıyor. Yürüme de gidebiliriz ama Burcu aradı. Neredesin diye. Dedim geliyorum. Çocuklar hiç durmuyor. Gel dedi bana. Ben de gideyim. Bir an önce eve gideyim. Bir de açım yani. Bugünden beri buralardayım. Ne zamandan beri teleferikle şey yapamıyorum sizlere arkadaşlar. Havadan çekim yapamıyorum. Bugün yapayım. Bir drone çekişi yapayım size. Bakalım nasıl çıkacak. Etraf hafif beyazlamış bir şekilde ya bakın. Şöyle otların üstünü görüyor musunuz? Böyle hafiften vurdu. Neyse şu teleferiğe binelim gidelim. Çek. Anne, insan hiç aramaz mı oğlunu? Oğlum nerede kaldın? Kar yağıyor. Oğlum aramıyorum olur mu? Merak ediyorum. Her an abla kalbin sızlandır. Vallahi inan ki öyle. Anne, Burcu'ya sorduğum birkaç soruyu da sana sorayım. Takipçilerin demiş ki Burcu'ya sorduklarını annene de sor. Neydi o? Anne bir tavuk günde kaç tane yumurta yapar? En fazla böyle en... Hiç fazlası yok, bir tane yapar onu. Bak. Kimisi diyor ki benim tavuğum var, iki tane yumurtluyor. Hayır. Yalan konuşuyor. Onda benim de vardır değil mi? Vardır. Ben hiç öyle bir şey duymadım. Araştırdım, öyle de bir şey yok. Şeye aykırı yani. Benim de vardır. Peki tavuğun kuluçka düştü, kosigondu. Altına kaç tane yumurta koyulur? Burcu dedi ki bir tane koyulur. 10-12 ben koyarım. Gel. Evet. 12 koyarım ben. Peki 12 tane koyup da 12 tane çıkardığın oldu mu? Evet. Oldu mu? Evet. Hepsi çıktı. Evet. Ama o tavuklar da eskiden yaban tavuğu gibi ağaçların tepelerinden aşağı inerdi. Sana bir şey daha söyleyeyim. Bunu bir tavuğun kaybolu gelmiyor. Hepsi böyle bir şey yedir. Öyle bir de baktı 21 gün sonra peşinde peşini çizdi. Kugullu anne hatırladın mı? Annemin anladı. Tavuğu kayboldu, ben hatırlıyorum onu. Annem tavuğum yok, çakal aldın dedi. Aradan geçti, neyse. 20 gün geçti. Yok, geçti işte. Tavuk civcivleri de ayak şeydi yani, fenacık değildiler. İyi ki bir şey de yemedi onları o. Yok yani onlar dediğim gibi yaban tavuğu gibiler arkadaşlar. Ağaçların tepelerinden aşağı yağ şeyimiz var. Tavuk kümesimiz var ama kümeste bir tane tavuk yok. Hepsi ağaçların tepelerinde. Aynen. Yumurta mı alacaksın? İlla gideceksin arayacaksın ağaç diplerini ki nereye yumurtladılar diye. Ama asıl yerli tavuk onlar da. Yok aslında ha bunlar da güzel oğlum. Yayılmaya bayılıyorlar abla için. Güzel yani açık alanda. Peki anne. Koyunun kaç tane memesi olur? 2. Burcu 1 dedi. Keçinin 2 olur, ineğin 4 olur. Evet. Devenin 6 olur. Ben o kadar bilemiyorum. Devenin de 2'dir herhalde. 2'dir tabii ki ya.
Bak onu ben de bilmiyorum ama devenin 2 olabilir. 4 değildir. Atın? Hı. Onun da 2'dir. 2'dir. Neyse. Atın meme yatağı içeride. İçeride de. Gözükmez memeleri. Anne ben gideyim. Anne beni bırak da gideyim anne. Anne kurban olsun. Bunun parasını vereyim mi sana? Ekmek almış anne. Oo oğlum. Ayıp ettin ya. Sakın ayıp. Tamam abi. Senin paran annen de işe. Ya akşamıza gittim ya. He. Burcu'ya da düğün getir. Kamede da düğün getir. Hepsini ben buradan şey ne yapıyorum mı oğlum? Deli misin? Telefon açıyor bana. Onlar yiyorlar ya. Bak o elinde ekmek var. O nimetin hakkı için. Ben doyuyorum oğlum. Onlar yedikçe ben doyuyorum ya. Kim yedikçe? Torunlar mı? Torunlarım. Gelinim de, uşağım da yedikçe ben doyuyorum. Bir tane abi Zühtü'yü seviyor musun anne? Çok güzel. Maşallah maşallah. Satalım mı onu? Yok. Yok yok oğlum yok. O ahırın pereketidir. Perekettir o. İyi bakalım. Yavrum ben gidiyorum. Tamam. Oğlum bir şeye ihtiyacın var mı annen külü? Anne yok ne olsun her şeyi var çok. Ya bombosunu görüp var oğlum. Var var dolu dolap dolu. Baban çok güzel elma var, aldı. Var. Hani elma da var anne. Var mı? Var her şey var. Arkadaşlar annemin yanından ayrıldım. Dışarı çıktım ki yani soğuğu anlatamam. Yaşamak lazım. Kolay kolay üşüyen, titreyen biri değilimdir. Şu anda eve gitmek için sabırsızlanıyorum. Hızlı hızlı adım atıyorum. Allah dışarıdaki insanların yardımcısı olsun. Ay Burcu. Oğlum donuyorum oğlum. Al bakalım baba ekmek getirdi. Ay ne güzel evin içi ya. Ne mutlu size sıcak ya. Mı? Sen ne diyorsun şu an var ya. Değil misin? Sanki bir aydır kalorifer yakıyormuşsunuz gibi evde. Hadi be. Ver oğlum. Biz de dönüyoruz aslında. Ne haber Burcu? Mi. Bezeli yemeği mi var? Ay 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 Burcucuğum. Neresini yiyeceğim? Ama ekmeğimiz yere düşecek. Tamam gel ben şimdi keseceğim sana. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Neredeyse başardın. Hoş geldin. Neredeyse başardın. İşte yok tabii. Duyuyor musun babasını? Ne oldu oğlum? Hoş bulduk bebeğim. Sen babayı çok mu seviyorsun? Gönlü bak baba. He? Gönlü bak baba. Tövbe. Hoş geldin dedin mi babaya? Hoş geldin. Seni çok... Gönlü bakar mıydın bir? Al. Gönlü bak değil. Bak bakar mısın? Ne kibarlığa bakar mısın? Benim kibar oğlum. Sevindi babası geldi diye. Babası geldi diye ona gösterişler mi yapıyor bu. Zeynep de aynen böyle çikolata. Bak dedi. Bok. Yes. Baba çok aç kızım. Aa bakayım göbeğinde karınca mı var senin? Aa karınca mı var bu göbişte? Karınca mı var bu göbişte? Yemeği yedim arkadaşlar. Şimdi sizlere böyle bir patates göstereceğim. Bu patatesi sürekli ben internette görüyordum. Burcu'ya da anlatıyordum. Burcu bugün Migros Sanal Market'i çağırdı. Bir şeyler almış eve. Tabii internet üzerinden alışveriş yaparken bu patateslere denk geldi. Bildiğimiz patates kokusu falan. Şu an aynı patates ama... bu patatesin bir özelliği var. Bu arada ben bunları ekmek için aldım. Çoğaltmak için. Şeyim de vardır. Bir saniye. Bakın şurada da. Burcu bu tatlı patatesin küçüğü de vardı. Yok. Nasıl yok? Burcu iki taneydiler. Yediler tatlı patatesini. Bu tatlı patates arkadaşlar. İçi havuç gibi tupturuncudur. Şu an kesemiyorum onu. Gösteremiyorum sizlere. Ekecek olduğum zaman keseceğim.
Bunu baldızım galiba Portekiz'den mi getirmişti? Ama var. Türkiye'de de satılıyor. Pahalı bir patates. Adı üstünde tatlı patates. Bunu ekeceğiz. Bunları da Migros'tan buldum. Burcu sağ olsun dikkatini çekti. Ben bu arada böyle şeyler çok ilgimi çeker. Değişik sebze olsun, meyve olsun. Şimdi bakın, bildiğiniz patates. Bir tanesini feda edeyim sizler için. Ana! Gördünüz mü? Burcu bildiğin patates yani Burcu bu. Kokusu falan. İnanamazsın. Yani mor olur da bu kadar da olmaz ya. Bunun adı, bunun içi de tıpturuncu, havuç gibi. Bunun adı, bunun içi mor. İşte görüyorsunuz burada. Nasıl olmuş böyle ya? Annem görse var ya çıldırır. Annem de çok meraklıdır böyle şeylere. Burcu'ya göstereyim. Burcu'nun... He? Bir şey olmadı canım. Patates kesilerek de dikilebilir. Şimdi Burcu'ya gösterelim, tepkisini ölçelim. Burcu beni çekme diyor. Ama tepkini çekebiliriz. Hazır mısın? Evet. Bak, emin misin? Ya al, çevirin. Burcu. Bak. Yok artık. Pancar mı bu ya? Ver bakayım. Patates, Burcu ne pancarı? Ama mor patates sen hiç görmedin. Nasıl hiç görmedin? İçi de mor olan gelmedi. Görmediysen abi göstereyim. Patates kırınca anladım da bu niye mor? Pancar mı? Şalgam falan yapılan. Şalgam mı? Burcu ne diyorsun Burcu? Yok. Patates. Kokusu aynı. Patates kokuyor. Tadı da çok lezzetliymiş. Ben bunu araştırdım. Hatta ünlü YouTuberlar bunu ilk görünce sipariş verdiler böyle tadına. Merak ettiler. Bunu yiyelim alırız seni. Gerçi hep de olmuyor. Ben ilk defa gördüm Migros'ta da. Tabii. 15 liraydı kilosu. 15. Yeni ticaret kapıları açılıyor arkadaşlar. Normal patates 5 lirayken. Aha bu 15 lira. Tatlı patates 40 lira. Saçmalama. Tabii. Burcu nerede benim diğer tatlı patatesim? 2 taneydi onlar. Onu dikelim işte nereye dikeceksin? Dur çuvala işte de. Ya yapana kadar sen onu. Zamanım yok da zamanım. Ama yapacak bir şey yok. Bir de bitti olmadı. Patates çürümez. Ben onları öyle bir ekeceğim, öyle ya bir dikeceğim. Ama benim aklım kaldı şimdi. Niye kestin onu? Nasıl dikeceğim onu? Burcu önemli değil bunun kesilmesi. Niye? Biliyorsun ben tohumlu patates aldığım ama zaman... Ama yeni kesmen gerekiyor işte. Yeni kesilmen gerekiyor. Ne alakası var? Değil mi? Halam kesiyor, iki günde bekletiyor bunu. Daha iyi mühürlensin burası diye. Baksana ya. Böyle bak Migros'a değişik bir şey gelir. Çok var çok. Saçmalama. Bir kabak çeşitleri var. Değişik. Burcu saçmalama. Göstereyim. Gaz veriyorum şu anda. Yani böyle patates. Ben özellikle bu mor patatesi görünce dedim ki dünyada böyle patates çeşitlerine bakayım. Yani yok böyle bir şey ya. O kadar çok çeşit patates varmış ki. Tad olarak, renk olarak. Var. Koyca kabağı. Natürel tatlı kabak şu. Kabak ekemeyiz Burcu. Yani onlar burada olmadı. Onlar tropik şeyler. Yani o az önce göstermiş olduğum kabak, şey. Kabak neydi kabak? Anladım Burcu. Samet Hanım şey değil mi? Söyle Burcu. Yerli mor patates gibi de. Yerlisiymiş bir de bu. Evet. Takipçilerimce ben de be içi çürümüş onu. Hakikaten de simsiyah gözüküyor. Ama resimde de öyle. Resimde öyle değil Burcu. Verir misin bana? Resimde öyle değil. Mor işte. İndirimde bu arada. Açık mor ama buradaki koyu mor. Buradaki siyah. Neyse işte burada bunu ekeceğiz. Eğer bulamazsanız şeyde var. İnternette satılıyor arkadaşlar. Sipariş verebilirsiniz ama çok pahalıya gönderiyorlar diye biliyorum. Böyle birkaç tanesini 60-70 liraya o takip ettiğim benim takip şeyi var. YouTuber var. Böyle şeyleri deniyor. Sürekli bir şeyler alıyor. Değişik işte gıdalar mıdalar. Patates aldı. Ama onun aldığı böyle kocamandı. Kumpirlik resmen. Ona
70 lira para vermiş. Hatta kendi böyle diyor. 70 TL'ye meal oldu bana diyor. Böyle meal oldu. Kargo ile birlikte 70 liraya meal oldu diyor. Evet arkadaşlar, şimdi Burcu'yla Netflix izleyeceğiz. Her akşam izliyoruz bir bölüm. Şu anda da dün ama çok sürükleyiciydi Burcu. Burcu, uykumu feda ettim yani diziye. Ben uyuduğumuzda 12:40 vardı. Vardı. İzlediğimiz dizide La Casa de Papel. Doğru mu dedim? Ondan önce de bir soygun. Bu soygun dizisi. Bu bir soygun dizisiydi. Lupin izlemiştik. Lupin'i izledik. O da bir soygundu. Ondan önce Sherlock izlemiştik. Ondan önce Sherlock. O da bir soygun. Burcu, bizde bir şey var mı yani? Evet. Bilinçaltımızda bir böyle bir şey yatıyor olabilir mi? Hoşumuza gidiyor bu tarzı filmler. Niye? Çünkü zeki insanlar genelde yürütüyor bu filmleri işte. Adam o kadar ince şeyler düşünüyor ki soygun yapabilmek için. Her şeyi hesaplamış ya. Yıllarca bu soyguna hazırlanmış. Ömrünün yarısından fazlasını feda ettim hazırlanmış. Aynen. Ömrünün yarısının bilmem kaçını feda etmiş bu soygun için. O yüzden hoşumuza gidiyor böyle. Soygun da bu arada anlatabilirsin. Zaten konusunda yazıyor. Spor dediğim yani. Soygun da bak ben anlatacağım. Soygun da para basım darphanede geçiyor. Yani darphaneyi soymakla kalmıyorlar. 10 gün boyunca para basıyorlar. Böyle milyarlarca milyarlarca euro basıyorlar. Evet. Onları da alıyorlar ama bakalım oradan çıkabilecekler mi? Mesele o yani. O kadar parayı bastın. Mesele o değil. Oradan çıkabilmek mesele. Çünkü dışarıda yüzlerce polis var. Çok sürekli. İçeride de yineler var. Aynen, içeride de yineler var. Her şey 60 aynı tane. Sonuna kadar düşünülmüş. Bazı yerlerde saçma hatalar var gerçi. Ya yani bu soygunu tasarlayan adam resmen polislerin düşüncelerini bile düşünmüş yani. Sanki o yönlendiriyor polisleri. Bakın şu gün polis şunu yapmaya kalkacak. Muhtemelen işte içeri girmeye çalışacaklar. Neyse ben anlatamadım ya. Aynen. Yani işin kısacası Netflix izleyeceğiz arkadaşlar. Bu arada şeyi bir gün daha uzatmışlar, TMO arpalımını. Yarın gitmeler de halledebilirsin bence. Yok, gideceğim. Yarın abimle çiftliğe ineceğiz. Hayvanları yedireceğiz. Oradan ben yine toprak mahsullerine gitmek zorunda kalıyorum arkadaşlar. Oradaki güvenlikçiyle konuştum. Mesai bitmiş. Normalde 12'ye kadar çalışıyorlardı bugün. Uzatınca kar nedeniyle uzanmış. Bir de çok yoğunluk varmış. Bir gün daha uzatılmış kayıtlar. Oradaki güvenlikçi açtı telefonu. Dedi şu anda memurlardan kimse yok ama eğer böyle bir durumunuz varsa yarın buraya gelirseniz sizin için daha iyi olur dedi. Aslında sen üstüne düşeni yaptın, yapman gerekenleri. Top onlardaydı yani. Zaten ya Burcu, ilgilenmezler Burcu'cuğum. Ama yani senlik bir durum yoksa onların ihmalkarlığı şu anda. İlgilenmezler. Telefonları açmıyorlar, meşgul olsun. Ne yapayım? Mecbur gideceğiz ya. Arpa olmuş kilosu 6 lira. Artık korkmaya başladık arkadaşlar yani. 6 mı olmuş? Bence 20 de olur o Samet. Ben sana diyeyim bu kadar işte. Bu 20 de olur yani. 6 mı? 6 mı dedin sen? Sen ne dedin? 6 dedin. Sen 6 mı dedin? Hayır, arpa. Evet, arpa 6 lira. 20 de olur diyorum. Olur. Yani olur. Şimdi işte. Nasıl akaryakıta sürekli zam geliyor, gıdalara sürekli zam geliyor, bunlara da aynı şekilde zam geliyor. Allah'tan hayırlısı yani. Hakkımızda her zaman hayırlısı. Bakalım ne olur. Ben de çok merak ediyorum. Böyle gidiyoruz, nereye gidiyoruz ama bir yerde düzelecek. Yani biri dur diyecek. Şimdi tabii ki hep şey konuşuluyor. 3. Dünya Savaşı mı çıkacak? Nedir bu diye. Şeyde de %100 gelmiş zam. Burcu'nun akrabamız gerçi görüştü. Almanya'da Ayşe abla görüşüyorsun ya. Evet. Almanya'da da elektriğe %100 zam gelmiş. Tam emin değilim. Yani var. Her yerde ayrı ayrı sıkıntılar var. Yani zor. Arkadaşlar zor. Elektriğe mi?
elektriğe mesela Almanya'da %100 zam gelmiş. Allah yardımcımız olsun.